Onun 450 TL, dejim var tabak adresi. Kaç TL var tabak adresi? 1 lira var. Sahte bataryalarda patlama aslında çok fazla meydana gelmiyor. Ama çabuk şişebiliyor, telefon ömrünü kısaltabiliyor. Daha sonrasında verimini düşürüyor telefonun. Sahte bataryalar telefona çok fazla önerilmiyor. Daha çok piyasada işte kaliteli bazı markalar var. Onlar tercih edilebiliyor. Ama yan sanayi bataryalar çok fazla önerilmiyor. En çok nasıl diyeyim, telefonlarda şarj entegreleri bozuluyor sıcaklardan kaynaklı. Bu da yine aynı şekilde bataryaya temaslı. Yani yaz dönemlerinde bataryalar çok fazla ısındığı için aynı zamanda telefonlar da ısınıyor. Bunlarla birlikte batarya şişiyor. Şişmeyle birlikte telefonda şarj entegresi problemler tarzı problemler oluyor. Normal esnaf telefoncularda her modelin orijinal bataryası bulunmayabiliyor. Bazı modellerin hatta sadece servisinde bulunuyor. Ondan dolayı piyasada çeşitli kaliteli markalar var. Bu markaları öneriyoruz, onları kullanıyoruz. A kalite batarya diye zaten belirtiyoruz. Yani A kalite batarya, yan sanayi batarya. Aynı isme geliyor. Telefonları yaz dönemlerinde çok fazla şarjda tutmasınlar. Çünkü şarj esnasında telefon çok fazla ısınıyor. Telefon dolduğu zaman çeksinler. Böylelikle telefonun ömrü daha uzun olur. Aynı zamanda pilin de ömrü daha uzun olur. Yani batarya ömrünü ölçebileceğiniz bir seçenek yok. Nasıl diyeyim, ölçüm cihazlarında da bu cihazın bataryasının sadece amperi ölçülebiliyor. Ama bazı cihazlarda bataryaların üstünde belli başlı entegreler var mesela bazı markalarda. Onlar da telefonun içerisinde zaten direkt pil sağlığı yazıyor. Telefonlarını aldıktan hemen bir saat sonra geri teslim ediyoruz. Servislerde nasıl diyeyim, her zaman her modelin parçaları bulunmayabiliyor. Ondan dolayı bir hafta 10 gün yasal süreçte bir ay olarak bir zaman verebiliyor. Yani onlarda bazı tamiratlar bir ay kadar sürebiliyor. Üst model cihazlarda bu şekilde öncesinde bu şekilde takıp çıkartılıyordu ama yeni modellerde işçilik gerektiriyor. Gönderiyor musunuz? Bu şekilde. Falan bakmıyor.